çağı eli kanlı PKK'yı yok olma korkusu sardı. Örgütün elebaşları her türlü tehdit ve şantaj yöntemini kullanarak halka hayır oyu vermesi için baskı yapıyor. Gördün mü? Fakat şu kamera kılıktan kılığa girdi. Yukarı tuttun, aşağı tuttun, kaldırdın, indirdin. Hala diyor ki yorulma. Var mı gücün? Daha çok gazete var. Daha güneşe yeni geldik. Gördün mü şu adamı, tanıyor musun? Hemen hemen her gün yeni bir video yayınlayarak hayır propagandası yapan Murat Karayılan aşiret liderlerine tehdit mektubu göndermiş. Mektubu taşıyan teröristlerden bazıları Mehmetçik tarafından imha edilmişti. Demiyoruz hayır diyen teröristtir. Fakat teröristlerin de hayır dediğini saklayalım mı? Demiyoruz hayır diyen teröristtir. Bu doğru bir tanımlama değil. Fakat teröristlerin de hayır demekte olduğunu söylemek zorundayız. Bir tek şunu söyleyebiliriz. Yani düşünsenize PKK referandumdan evet çıkabilmesi ihtimalinden tir tir titriyor. Korkuyor. Ve siz diyorsunuz ki bu sandıktan evet çıkmasın. Yani PKK'nın korktuğu başına gelmez. Bu kadar basit. Kimse demiyor ki siz hayır dediğiniz için PKK'lısınız. Buna bayılıyorum. Benim favorim Güneş Gazetesi'ni bu anlamda tebrik ediyorum. En yürekli duruşu burada ortaya koyuyor. Bizde böyle politik doğrucular var biliyorsunuz. Aman yapmayalım, gülüm etmeyelim. O da bir ülkenin işte devlet başkanıdır, başbakanıdır, şansölyesidir, bilmem nesidir. Yapmayak etmeyek falan filan. Şu alçakların medyası, bu hainlerin medyası, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş lideri Tayyip Erdoğan'a edilmedik hakaret bırakmadılar ki. Edilmedik hakaret bırakmadılar. Alman medyası, Türkçe başlıklarla Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş lideri Recep Tayyip Erdoğan'a edilmedik hakaret bırakmadılar kardeşim. Çok ciddi söylüyorum. Güneş bu Heil Merkel fotoğrafıyla, yani çok masum, çok masum başlıklarla çıkıyor. Alman medyasının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin seçilmiş lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı alçakça saldırıların karşısında şunlar falan çok masum, çok masum ya. Nedir ki bunlar? Nedir ki bunlar? Bir şey değil. Bir şey değil. Alman devlet televizyonunda deterjan markası yapmışlar Recep Tayyip Erdoğan'a. Deterjan markası yapmışlar. Aşağılık köpekler. Alçak adamlar. Yanlışlıkla burada herhangi bir televizyonda Angela Merkel deterjanları diye biz burada çıksak, kendi içimizdeki Almanlar, hani eskiden içimizdeki İrlandalılar var ya, artık içimizdeki İngilizler, içimizdeki Almanlar, içimizdeki Hollandalılar, böyle biz içimizdekileri sayamaz hale geldik. İçimizdeki Almanlar, ama yapılmaz, yazık, bu şimdi ya, koskoca ülkenin hükümet, bize böyle ayar vermeye çalışırlar. Angela Merkel deterjanları diye. Hayır, öyle yapmış adamlar, ben şaka yapmıyorum. İnternette var, aşağılık alçak köpekler. Ama aynı deterjan reklamının içinde Erdoğan markalı deterjanlar falan filan diye. Aynısının içinde iki isim daha var. Almanların korkusunun da ne olduğunu ortaya koyması bakımından önemli. Düzelteyim sana, şu yamuk çıktı. Angela teyzeyi yamuk çekme. Düzgün çek. İki dünya lideri daha var orada. Almanların neden korktuklarını ortaya koyması bakımından önemli, mühim. Putin ve Trump. Tayyip Erdoğan'ı Putin ve Trump'la birlikte değerlendiriyor. Üçünden beraber korkuyorlar yani.